Herkes işinde, gücünde. Herkesin önceliği olağan hayat telaşı ve geçim derdi gibi. Ancak bu görüntünün bir kısmı. Başınızı azıcık çevirdiğinizde 3 ay önceki ağır yıkımın izleri her yerde. On binlerce insan ağır koşullarda yaşıyor. Yorgun ve bitkinler. Burası Kahramanmaraş. Yaralarını sarmaya çalışıyor. Bütün bu zorluklar içinde de burada da 14 Mayıs seçimleri için bir geri sayım var. Milliyetçi muhafazakar yapısıyla Kahramanmaraş, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP'nin yüzünü hep güldüren kentlerin başında geldi. Peki ağır yıkıma neden olan depremin ardından Kahramanmaraşlı'nın Erdoğan'a desteği azaldı mı? Asla. Tayyip Erdoğan başkanımız en önde gider. Herkes yani çok memnun. Memnun olmayacak da bir konu yok yani. Evet, depremde zaten herkesin elinden tuttu. O yiyecekler, içecekleri kim gönderdi? Herkes başbakanımızın sayesinde geldi bu seviyeye. Sanmıyorum. Olmaz, sanmıyorum. Neden? Şu anda halkımız tekrardan AK Parti'ye güveniyor. Daha iyi bir çalışma var. Görüyoruz yani gece 24 çalışıyorlar. İnşaatlar başladı. Tekrardan o şekilde kazanacağız zannediyorum. Bu depremin olması Erdoğan'ı daha da güçlendirdi. Neden? Çok ilgilendiler. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Sayın Erdoğan'ımız, Cumhurbaşkanımız hepsi gece gündüz burada emekleri var, yardımları var. Biz onları inkar edemeyiz yani. En çok ilgi, yardım, alaka biz AK Parti'den gördük burada. O adamlar her türlü imkanlarını seferber eylediler. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan Kahramanmaraş'ta %74 oranında oy aldı. 8 milletvekilliğinin 6'sını AKP kazanırken CHP ve MHP ise birer milletvekilliği alabildi. 4 gün arabamda yattım. 4 günden sonra yiyecek içecek A'dan Z'ye hiçbir şeyimiz eksiksiz. Allah'ım razı olsun. Ondan sonra hele şu mescidimiz yapıldı ya. Allah'ım binlerce razı olsun. Her şeyimiz dört dörtlük katıldı. O gelen abilerden Allah razı olsun, yemek, içmek. Özellikle HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı ve Ekrem İmamoğlu'nun Demirtaş söylemleri kentte kimi seçmen üzerinde olumsuz etki bırakmış görünüyor. Depremden önce halkımız biraz dönmüştü yani. Ama bu CHP'nin HDP ile işte olan anlaşması, masaya oturması. Ondan yana halkımız biraz çok kırıldı. Tekrardan geri AK Parti'ye döndü. Herkesi bırakacağını söylüyor. Mesela Selahattin Demirtaş'ı, ne bileyim Osman soy ismini bilemeyeceğim. Buna benzer millete tepki yapıyor bunlar. O yüzden de CHP'nin oyunu düşer artmaz diye düşünüyor Maraş'ta. Burada inan ki o CHP'nin işte orada HDP ile birleşmesinden çok büyük bir zararı gördü. Yani çok büyük zarar gördü. Yani depremde inan ki çok büyük yardımlar geldi. Milleti perişan etti diyorlar ama etmediler. Hakikaten gece ulaştılar buraya. Yani ben zannediyorum ki Maraş'ta zaten birinci parti yani. Ben zannetmiyorum başka partinin çıkacağı. Kahramanmaraşlılar Erdoğan'ı ayrı bir yere koyuyor, partiyi ayrı bir yere. Eleştirileri çoğunlukla AKP'li belediye başkanı Hayrettin Güngör'e yönelik. Belediyemiz Erdoğan kadar çalışamadı. Erdoğan'dan bir şeyler öğrenmemiş. Ama yine de AK Parti olunca o Erdoğan'ın o büyük hatırına biz hepimiz Erdoğan'cıyız. Ya açıkçası ben belediye olarak çok fazla değişim istiyorum. Hani belediyemiz buraya bakmıyor. Hani buraya değil, şehrimize çok baktığını sanmıyorum. Yıllardır tek yaptıkları şeyler kaldırım oldu. Daha sonra şu son 1-2 yıldır da sadece yol yapıyorlar. Ama vatandaşın herhangi bir ihtiyacının karşılandığını sanmıyorum. Bugün AK Parti'nin milletvekili adaylarını bizim halkımızın ön seçimle seçtiği kişilere vermediler. Atamayan geldi. Ben nasıl oy vereceğim ki? Ama belediye başkanımızı da atamayan getirdiler. 15 gün biz yüzünü görmedik burada. Maraş'ta yüzünü görmedik. Kılıçdaroğlu depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacaklarını vaat etmişti. Kimse kimseye cebinin içinden vermez. Yine vergilere koyacaklar zamları. Yine halktan olacak. O da halktan veriyor. O da halktan verecek. Yani kim kazanır da kimin cebine koyabilir?
Yani Allah için söylemeli. Yani beleş de veremez, veremez yani kimseye, kimse. Ben o vaatlere inanmıyorum. O vermiş olduğu sözlerde gene Tayyip Erdoğan'ın biriktirmiş olduğu paraları sergilemeye çalışıyor, vermeye çalışıyor. Kendi kazansın, parayı çekmeceye koysun, ondan sonra dağıtsın. Ondan sonra konuşsun. Kahramanmaraş'ta kararını muhalefetten yana vermiş olanlara da rastlıyoruz. Çok sayıda kararsıza da. Ama şu anda benim ülkücülüğümü, benim milletçiliğimi ayaklarının altına alan kişiyle de beraber olmak istemiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimimde tam tersini düşünüyorum. Bunların tersini. Yani bu kişilere oy vermeyeceğim. Oy vermeyeceğim. Şu anda ya Sinan Oğan'a düşünüyorum veyahut Kılıçdaroğlu. Milletvekilliği seçiminde İyi Parti'ye. Ha, ben milliyetçiyim. Bizi temsil edecek milletvekili adayı hangi partiden olursa olsun bir de o yönde düşünüyorum. En iyi adayları da şu anda CHP ve İyi Parti'de görüyorum. Vallahi bizimki bunda şeye vereceğimiz CHP'ye. Önce ana vatanı adı şimdi ona vermek istiyor. Vallahi bilemeyeyim şu anda bayağı bir psikolojimiz bozuldu. Yani çok korktuk evde. Şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Sen tek evimiz. Yani. Evet. Evimiz diyoruz yani. Hakkımızda ben Allah'tan 70 yaşındayım, namazlı abdestli bir kişiyim. Hakkımızda hayırlısı geçsin. Hakkımızda hayırlısı devlete, millete, Türkiye'mize hayırlısı geçsin. Yani açıkçası bilmiyorum. Hani ben çok da bir ümitli bir duyguyla gitmeyeceğim seçimlere. Hatay'ın aksine Kahramanmaraş merkezinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Esnafın iş yerlerini açtığı kent merkezi oldukça hareketli. Bunda iktidarın Kahramanmaraş'a daha fazla odaklanmasının etkisi de var. Ancak depremzedelerin sorunları halen devam ediyor. Ya şu anda hani ilk zamanlara göre evet biraz düzeldik. Hani psikolojik olarak da düzeldik diyebilirim ama hala eksiklerimiz var. Mesela gıda olarak bir eksiğimiz yok. Hani şu anda sadece hijyen olarak çok ihtiyacımız var. Hijyen paketi olarak geçiyor bunlar. Hani ıslak mendil, peçete, kağıt havlu, işte tuvalet kağıdı, şampuandı falan. Bunlara çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bir de yaz geldi. Hani yazın haliyle sıcakta, çadırda çok fazla ihtiyacımız oluyor bunlara. Bir de artık yaz geldi. Hani yaz kıyafetleri, giyim olarak yaz kıyafetlerine ihtiyaç duyuyoruz. Ya ben zaten şeker hastasıyım. Sorunum çok belli. Bir sürü hastalık var. Hastaneye gidip gelebiliyor musunuz? Gidemiyorum. Neden? Gelemiyorum. İşte hastane de yıkıldı. Var eksiklerimiz çok. Hiç çamaşır yok, giysi yok. Çadırlardaki zor koşullar nedeniyle herkes bir an önce yeniden başını sokacak bir eve kavuşmak istiyor. Bak, 3 aydan beri sokaktayız ama millet rahat. Anladın mı? Millete gelen gıda market açarlar. Doymuyor milletin gözü. Daha gelsin diye. Ya gelmesin. Evimiz olsun bir an önce. Ama ki iki evimi bir ev ederse gözümün içi de olsa affetmem. Evimi yapsın iki evimi bir yetsin. Taksit mi oluyor bütçeme göre? Yani neyse kurallar neyse o olsun yani. Evimiz. Yani iki evimi bir ev etmesin. Deprem Kahramanmaraş'ı yıktı. Ancak kent AKP kalesi olarak hala ayakta. Sandıktan bir sürpriz çıkar mı? Bunun cevabı 14 Mayıs akşamı belli olacak.